Bunu bana neden yapıyorsun Kaveh? Sana kaç kez daha açıklayacağım? 1000 kere. İnanana kadar. Yani ben sana yalan mı söylüyorum? Babam için euro kazanabileceğim bir yere gitmem gerekiyor. Ancak bu şekilde babamın borcunu temizleyebilirim. Bu da 1000. açıklamam. Neden birlikte gitmiyoruz? Ben de çalışıyorum. Hem birlikte daha çok para kazanırız. Çünkü şu an sadece benim vizem var. Hem orada ne yapmak istediğimi bile bilmiyorum. Seni oraya ne sebeple götürebilirim ki? Sen de gelirsen ikimiz birden rezil oluruz. Yapma böyle. Benim günahım ne? Hiç. Sen ve ailem arasında seçim yapmak zorunda olmam benim hatam zaten. Bu benim seçimim değil. Ah, Hamta, Hamta. Beni unutman için ne yapabilirim söyler misin? Bu kadar kolay mı yani? Unut gitsin demek. Ya seni beklersem? Bilirsin beklerim. Sen kendi kendine bir şeyler söyleyip duruyorsun hep. Benim bu parayı halletmem kaç yılımı aldı biliyor musun sen Hamta ha? Ah. Öyleyse geri dönmek istemediğini söyle. Ailen bahane. Her neyse. Bak dinle. Bu konuyu bu gece netleştirmemiz gerekiyor tamam mı? Sen çocuk değilsin. Bütün zorlukların üstesinden gelebilirsin. Çünkü sen güçlü bir kızsın. Bugünleri unutabileceğini çok iyi biliyorum. Her şeyi sıfırdan başla ve tekrar aşık ol Hamta. Bunları söylediğine inanamıyorum. Evlenmeyi bile düşündük. Her ne olursa olsun kıyamete kadar seninle olacağım diyen sen değildin sanki. Birlikte olma şansımız hiç mi yok? Karşıma geçmiş neler söylüyorsun? Bir hata yaptım. Ne kadar zalimsin. Beni lanetlemek mi istiyorsun? Yap o zaman. Ben sana sadece doğruyu söylüyorum. Yalan mı duymak istiyordun yoksa? Hayır. Doğruyu söyle. Kalbinde başka biri mi var? Adam ol ve üzgün olduğunu söyle. Sen öyle mi düşünüyorsun? Söyle. Senin için nasıl değersizleştiğimi öğrenmek istiyorum. Neden bu kadar ısrar ettiğini hiç anlamıyorum doğrusu. Bu ilişki bitti Hamta. Belki de bu ilişkiye hiç başlamamalıydık. Artık bu kararı sorgulama lütfen tamam mı? Biz bir hata yaptık ve artık bitmesi gerekiyordu ve bitti Hamta. Lütfen işleri daha da zorlaştırma. Şimdi ya hoşça kaldı ya da hoşça kal demeden git buradan. Git. Kaveh. Ne seni affedeceğim, ne de seni unutacağım. Thank you.
Seninle nerede buluşabilirim? Bak bak. Bunları nereden buldun? Kimler gelmiş? Bunları nereden buldun? Merhaba. Nasılsın? İyi görünmüyorsun sanki. Benim için iyi haberin var mı yok mu? Onunla ilişkimi bitirdim. Ne oldu? Ağladı mı? Hayır. Yazık. Demek ki ağladı. Ya sen? Sen de ağladın mı? Yalandan. Tamam. Şimdi bittiğine göre bunu ikimiz kutlayalım. İçeri gel. Otur. Bugün iyi değilim. Bu gece çok kalamayacağım. En iyisi ben gideyim artık. Çoktan kastın ne? Eninde sonunda kalacaksın. Ama bugün değil. Vicdan azabı mı çekiyorsun? Sen çekmiyor musun? Hayır. Niçin vicdan azabı çekeyim? Hı? Senin ayrıldığın şu kadının adı neydi? Adı neyse ne, artık bana geçmişim hakkında hiçbir şey sormayacaksın. Teslim oluyorum. Sen nasıl istersen. Geleceğimizden bahsedelim o zaman. Düğün tarihimiz ne zaman? Kafam durdu şu an. Hiçbir şey düşünecek durumda değilim. Neyi soruyorsun sen? Ne yani? Beynim çalışmıyor, kalmıyorum, içeri girmiyorum, gitmek istiyorum falan. Öyleyse niye geldin? Hala saçma sapan konuşup konuşmadığına bakmaya geldim. Katayun Sufya'nın saçmaladığını hiç gördün mü sen? Bilmiyorum, sadece ailemin kırmızı çizgimi olduğunu tekrar söylemek istedim sana. Hiçbir şey anlamamalılar, hepsi bu. Anlaşıldı mı? Sen iyi bir çocuk olursan hiçbir şey anlamazlar.
Sana haber veririm. Tamam. Anne, yağ getirdim. Sana önce soğanı getirmeni söylemiştim. Anne, bu kadar şikayet etme. Allah'ın cezası. Ne kadar malzeme varsa hepsi yandı. Bu olana kadar biberleri getir bari. Az önce gitme, yağ getir dedim. Çabuk. Hadi koş. Isıtıcıyı neden fişten çektin? Of anne, tamam. Hiçbir ne şey dediğini hiç bilmiyorsun. İstemiyorum kızım. Allah korusun. Ay. Ne oldu sana? Ne oldu? Söylesene. Isıtıcıyı takayım derken oldu. Yok bir şey. Sana 100 kere bu prizin sıkıntılı olduğunu söyledim. Ne yapıyorsunuz? Neler oluyor diyorsun? Burada? Merhaba Bay Abbasi. Yarın burayı boşaltıyorsunuz. Ne demek istiyorsun? Affedersiniz Bay Abbasi. Şöyle demek istiyorum. Artık burada oturamazsınız. Diğer kiracılarımın da şikayetleri zaten her geçen gün artıyor. Evet, haklısınız. Hanımefendi, burası mutfak mı acaba? Mahalleden haberiniz var mı sizin? Evime geliyorsunuz ve ne kadar duman olduğunu görüyor musunuz acaba? Bütün misafirlerimin gözlerinden yaş aktı. Benim alerjim var ve nefes almakta güçlük çekiyorum. Anlıyor musunuz hanımefendi? Haklısınız. Utandım. Burayı artık boşaltıyorsunuz. Bitti. Bay Abbasi, sözleşmeyi uzatmaya söz vermiştiniz. Siz de burada iş yapmayacağınıza söz vermiştiniz. Evet. Ama şimdi kış nasıl... Evimden defolup gidin hemen! Bekle. Anne, siz içeri girin. Kahve. İçeri girin dedim. Bekle. Bana bak, ben sana söylemedim mi ne yaparsan yap benimle muhatap ol diye? Ama ben bir... Bir sus dinle. Sana bu ev yansa bile aşağı inmeye hakkın yok demedim mi? Dedim mi demedim mi söyle. Bir daha sözümden çıkmayacaksın. Ben bir şey yapmadım. Sen anneme sesini mi yükseltiyorsun? Sakın utanma. Bu hafta buradan ayrılıyoruz. Taşınacağımız gün gelip başını eğiyorsun ve annemden hemen özür diliyorsun. Anlaşıldı mı? Yapmazsam ne olur? Bu hafta yine buradan ayrılıyoruz. Sorunsuz bir şekilde. Ama sana bela olmak için geri geleceğim. Yine mi? Neden bu kadar geç kaldın? Kahve gitti. Sonsuza kadar. Kaderlerimiz aynı, doğru dürüst erkekler kaderimizde yok. Ancak gelip bizi sevip gitmelerine yetecek kadar sevgileri var. Arkadaşım Mayın'ı hatırlıyor musun? Bir keresinde bana büyü yaptıklarını söyledi. Sadece öldüğümde bozulacak bir büyü.
O gün ona çok güldüm çünkü o gün çok mutluydum. Birkaç yıldır yüzüm gülmedi. Mayı'nın sözlerini düşünüyorum. Kendi kararını verdin. Buradan gitmeliyiz. Benim için cehennem gibi bir yer hiç yoktan iyidir. Parvin'in annesine gidiyoruz. Büyük annem babamın ölümü için beni asla affetmeyecek. Onunla konuşurum. İşe yaramaz. Ne kadar çok konuşursan o kadar nefret eder. Bu pislikten kurtulmalıyız anne. Ben gidemem de sen gitmelisin. Bu adamla yaşayamazsın. Biliyorum. Yerim yok ama sen git. Lütfen gitmelisin. Bu konuyu kapattığımızı düşünüyordum. Sen güzel bir kızsın. Güzellik bir nimet olduğu gibi bir felaket de olabilir. Bu gece yaşadığın acıyı sadece bir ben, bir Allah biliyor. Bu gece buradan ayrılmanın acısını da ekle. Nereye gidiyoruz? Ayrılmadan önce bir şey bilmem gerekiyor. Sen deli misin? Bu terbiyesizlik ne böyle? Bir dahaki sefere elini anneme karşı kaldırdığında tüm sefaletim için senden intikam alacağım. Annen o kadar kızgın olmasa sen de ben de o kadar üzülmeyeceğiz yani. Öyle mi görünüyor sence? Kızgın olmasa niye kapının önüne koyayım ha? Konuşsana, söylesene. Hadi bağırım lütfen, o haklı. Bir kez daha anneme elini kaldırmaya cüret edersen o zaman seni var ya... Benim karım be. Sana ne? İstediğimi yaparım. Yapamazsın. Ona elini kaldıramazsın. Seni pislik. Bu kadarı da terbiyesizlik ama. Ben seni annenden çok daha fazla seviyorum ha. Yalan mı, seni daha çok sevmiyor muyum ben? Kapa çeneni. Yalvarırım. Lütfen karışma artık. Lütfen. Yalvarırım. Nereye gidecekmiş be? Burası çok güzel, sıcak, konforlu. Niye gitmek istesin ki, anlamadım. Bu çocuğu buradan kovdun. Lütfen. Tamam. Hep senin dediğin doğru. Ben bağımlıyım, ayyaşım ama annene de sadığım yani, bunu bil. Bak, seni her gün arayacağım. Eğer ki bana yalan attığını anlarsam bu adamı mahvederim, anladın mı? Lütfen hadi çekil. Nereye gidiyorsun be? Nereye gidiyorsun? Karışma seni bana. Seni seviyoruz kızım, nereye gidiyorsun? Seni ilgilendirmez. Git, bana izin vermeyeceğim. Vallahi izin vermeyeceğim. Nereye gidiyorsun? Onu bu evden yeterince uzaklaştırdın. Lütfen karışma artık, gitmesine izin ver lütfen. Gitmene izin vermeyeceğim. Seni ilgilendirmez, çekil şuradan. Nereye gittiğini söyleyene kadar gitmene izin vermeyeceğim. Babaannesine gitmek istiyor, lütfen artık izin ver. Lütfen. Ya baştan çekil. Söylesenize. Hadi çekil şuradan. Anne. 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 Hı. Bu Bay Abbas'e tepesi arttıkça buraya gelir gider. Yarın unutur gider. Öyle değil mi anne? Evet ama o haklı. Bu bizim de hatamız. İnsanların yaşadığı yerde kim iş yeri açar ki? He? Buna yemek pişirme, soğan. Ve buna rağmen diğer kiracılara göre bizden çok daha düşük bir kira alıyor. Öyle değil mi? Evet Bahar, ama herkesin kendine göre hataları var, değil mi? Bunu bir de komşulara sor. Hafta sonu evi boşaltıyoruz. Kave, bu halde nereye gideceğiz biz? Daha iyi bir yere. Daha iyi bir yere gitmek nasıl mümkün olacak? Daha iyi bir para ister. Kendimizi geçindirmek, kirayı ödemek, bir de bunun yanında babamın borçlarını kapatmamız 100 yıl sürer. Anlıyorsun değil mi? İş buldum. Maaşı gayet iyi. Siz hiç merak etmeyin. Gerçekten mi? Kaveh canım, yüzün hiç iyi bir iş bulmuş gibi durmuyor. Ne yapayım, nasıl görüneyim yani? Doğruyu söyle. Üniversiteden kovulan ve diploma alamayan birine kim güzel bir iş verir? Anne, doktorlar ve mühendisler artık işsiz ve hepsi iş arıyor, biliyorsun. Ne diploması? Kave, senin derdin ne?
Endişelenme. Kötü bir şey değil. Acısını biliyorum anne. Kabe'ye evlenmek istiyorum. Ne? Adı Hamta. Kim? Hani o bir süredir konuştuğu mutlu kız. Kazayla duydum. Ev küçük malum. Aşk, romantizm ve evlilik hakkında konuştuğunu duymuştum Kave. Bunu sadece bir kez duydum. Hayır, birden fazlaydı. Oo, çok uzun zaman önce duydum. Adı Hamtay'dı, öyle değil mi? Ne kadar güzel bir isim. Eminim o da o kadar güzeldir. Anne, evlenseler ne kadar güzel olur, öyle değil mi? Dur be kızım, bir dakika konuşma. Kendisi söylesin. Kaveh'ciğim, ne diyor bu Bahar? Aşık oldun, öyle değil mi? Biliyorum. Vallahi şu son birkaç aydır Kaveh bizim bildiğimiz Kaveh değildi. Sana hiç söylemedi mi anne yoksa? Kaveh? Kurban oldum, neden bu kadar utangaçsın sen? Evlenmek ne kadar güzel bir şey. Babamın hapis zamanları hepimiz yeterince üzülmüştük ve artık mutlu olmak istiyoruz. Bir mutluluk hepimize iyi hissettirir. Hem babam da mutlu olur Kaveh. Artık senin yerine ben evlenme teklif edeceğim. Asla böyle bir şey olmayacak. Yani adı Hamta olan o... Sakın sözlerini tekrar etme. Artık Hamta yok dedim sana. Ben hazırım. Ne zaman buluşuyoruz? Yarın önce teste, oradan notere gideceğiz.
Kusura bak kızım. Hoş geldin. Beni çok mutlu ettin. Hoş geldin canım benim. İçeri geç bakalım. Çantanı koy şuraya. Ha. Gelen herkes bunu yapmamamı söyledi. Bize gelen her insan, kardeşim bu kadar çeyiz vermeyin dedi. Biz bu kadar cahiliz işte. Dinlemedik. Kimseyi dinlemedik ve ne isterse verdik. Seni sevdiklerinde her şeyi isteyen bu kadınlar sonrasında nasıl böyle yapıyor aklım ermiyor. Anlamıyorum ya. Bunun çeyizini böyle yapmak istediğini bile düşünmemiştim ben. Anlıyor musun beni? Nasari, kardeşim, eski karın buradan çıkmama izin verecek mi? Bana baklafalı bakar mısın? Belki alın yazım değişir. Allah'ım ya Rabbim, karına ihanet ettin. Ayrıca onu birçok kez dövdün. Sana göre bir süredir onu özlüyorsun. Toplam çeyiziniz 50 altın. Baklafalım senin ne işine yarayacak? Elbette özgür olmana izin vermeyecek. Belki de her şey bitmemiştir. Karımı tanımıyorsun sen. Bırak bu işleri hadi. İstemiyorum kardeşim fal filan. 20 yılım garanti burada. Ölmek çok daha kolaydır. Baksana bir. Servet filan istemiyorum. Selman baba uzun zamandır dua ediyor. Endişelendim. Aman Allah'ım. Salman abi. Salman. Aman Allah'ım. Ölmüş. Ölmüş. Ben birçok kontrat yazdım. Çok ağır ve garip koşullar gördüm. Ama sana söyledim evlilik en tuhaf olanı. Kutsanmış evliliğinizi gerçekleştirmek için ben buradayım. Evet iyi işlerde hayır dememeliyiz. Ama kardeşim neyi taahhüt ettiğini biliyor musun? Burada noter tasdikli ve sizden yasal olarak hangi şart ve koşulları imzalayacağını belirten noter tasdikli bir imzan var mı? Gelen avukat sözleşmenize hangi şartların eklendiğini biliyor mu? Ve o anlaşmayı ayarlayan kadın kim? Bunların hepsi çok önemli. Biliyor musun? Evet, biliyorum. Bu sözleşme seni Tanrı'nın bir hizmetkarından çok bu kadının kölesine dönüştürüyor. Bunu ben de biliyorum. Yüz renginden anlayabiliyorum bunu. Kalbindeki sır nedir en iyisini Tanrı bilir. Her neyse haddimi aşmak istemedim. Sadece sana her şeyi bildiğini hatırlatmak istedim o kadar. Evet, çok teşekkür ederim. Bir an önce bitirelim hemen. Elbette. Affedersiniz Bay Sofyan, sanırım bunu unuttunuz. Sorun değil. Sorun yoksa buyurun, tamamdır. Bekle de sana bir dua. Hayır, istemez, istemez.
700 milyon 200 bin liralık çekim burada. Bir dakika. Çek sözleşmesinin sonuna kadar sadece bende duracak. Emin olmak için. Sözleşmeyi imzaladım ve senetler önlerinde. Diğer sorun ne peki? İmzaladığını söylemediğin sürece kontratın sonuna kadar çeki yanımda tutmanın nesi yanlış? Emin olmak için. Aksi halde bir problem olabilir. Bak şimdi. Arkadaş. Çeki kahveye ver. Katay'ın Sufyan'ın kocası olan kişi zeki bir kişidir. Akıllı bir insan küçük hatalar yapar. O da bir insan ve yanılıyor. Yapması gerektiğinde büyük bir hata yapmalı. Hatanın küçük ya da büyük olması önemli değil. Bugünden itibaren karın olarak hata yapmana izin veremem. کاهو سنتی فمن رقبن سنتی فلیسه هم نمی این چیزه محترمه مکرمه سر کارخانم کتایون صوفیه آیا بنده وکیلم شما را به عقد زوجیت دائم و همیشگی آقای کاوه صوفیه به سرکار عالی تصمیم کارانده به چنین که پیه نمیده توافق طرف این بوده در آورم آیا بنده وکیلم؟ Evet. Bu senin istediğin para. Babanın borcu hakkında, Bahar kardeşin ve annenin evleri için biraz para. Pekala bebeğim, bankalar şimdi açık ve paranı çekebilirsin. Hadi, törenimizin tarihini ve yerini de sana söyleyeceğim, olur mu? Al. Ama bir tören olduğundan hiç bahsetmedin bana. Planlar var dedim ama. Neden bir tören yapmak istiyorsun? Bebeğim, insanlar kocamı görmek için bekliyorlar. Kocamın kim olduğunu bilmek istiyorlar. Onlara gerçekten göstermek istiyorum. Ya gelmek istemiyorsan? Ne güç kullanırım. Seni bir kafese koydum. Seni herkese göstereceğim, değil mi? Ailemin anlamaması gerekiyordu. Ama arkadaşlarımın bilmesinde sakınca yok, değil mi? Bak Kave, babanın özgürlüğü için para ödedim ben sana. Onun yerine seni satın aldım. Seni satın aldım ben. Henüz anlamadın mı? Evet, seni aldım. Seni satın almak için para ödedim ben. Bunun için ödeme yaptım. Kendini bana sattın. Kendini çok pahalıya sattın. Bugünden itibaren benim eşimsin. Nerede istersem, ne zaman istersem, her ne söylersem yanımda duracaksın. Kave, beni iyi dinle. İmzaladığın sözleşmeye uymam diyorsan eğer, seni bir saat içinde yok etmesini bilirim. Hem seni, hem de uğrunda kendini bana sattığın babanı yok ederim. Görüşürüz bebeğim. Merhaba. Daha iyi misin? Merhaba. Merhaba Selman abi. İyiyim.
İyi. Allah'a şükür Selman abi. Bu kadar kafaya takma. Yine ne oldu? Hiçbir şey. Kendini kötü hissettiğinde bize söyle. Hı-hı. Sen burada mıydın? Misafirler geleli bir saat oluyor. Hadi kalk. Birazdan geliyorum. Kalk dedim sana. Bu eski cep telefonun değil mi? Ben sana daha yenisini almadım mı? Bu daha rahat. Bu geceden sonra telefona çok ihtiyacın olmayacak. Bu geceki tören benim için çok önemli Kave. Bu gece bana aşıksın. Bir taahhütte bulundun. Tüm konuklar bunu anlamalı. Tamam mı? Hadi gidelim. Böyle mi geleceksin? Neyin var ki? Gülümse biraz. Hadi gidelim. Gülümse dedim. Daha fazla. Aferin. Aynı bu şekilde. Hadi gidelim. Bay Kosravi en büyük lüks otomobil ithalatçılarından biri. Memnun ve oldum. Sevgili eşi, hoş tebrikler. Geldiniz. Tebrikler. Tabii oradaki en iyi arabalara binmişsindir de 3. 4. ve 5. sınıf oyuncaklar istersen bana gel. Hemen hemen her şeyi. Bu arada Katicim, Dubai'den tam olarak ne ithal ediyorum demiştiniz? Evet, tabii. Tabii ki. Dert etme, zaten orada kimse gerçek işini açıklamaz. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Tebrikler. Merhaba. Tebrik merhaba. Ediyoruz efendim. Tebrikler. Hoş geldiniz. Tebrikler. Sağ olun. Bay Hoşmant, karısı Meryem yakın maşallah arkadaşlarımdır. Memnun oldum. Katayun Hanım, sen benim kızımın doğum gününe gelmedin ama ben senin düğününe geldim. Kusura bakmayın. Çok cömertsiniz. Sağ olun. Siz de doğumdan bir hafta önce beni aradınız ama kalk Avustralya'ya gel dediniz. Siz olmaz de ki. Meryemciğim, kız kardeşin nasıl? Fena değil, daha iyi. Allah'a şükür. Almanya'da mı? Onu da Almanya'ya götürdük. Doktorlar yine aynı şeyi söyledi. Kedi evlenmedi. Turnayı gözünden vurdu. O kadar da yakışıklı değil sanki. Kıskanç seni. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba Seyla'cığım. Merhaba Doktor tebrikler. Bey. Merhaba. Tebrik nasılsınız? Ne kadar da uyumlusunuz. Sağ olun. Sen nasılsın Seyla'cığım? Birlikte yaşamış. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Vallahi çocuğun nikah masasına zorladı. Çok ilginç. Damadın ailesinden hiç kimse yok. Uçak kazasında öldüğü söyleniyor. Ciddi misin? Merhaba. Hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz. Hoş geldiniz. Tebrikler. Hoş geldiniz. Eşinizi göremiyorum. Vergi işleriyle ilgileniyor. Hala çözemedi mi? Mersi. Çok teşekkür ederim. Mersi. Yaşlı ol ve gençle evlen ha.
Kitty o kadar da yaşlı değil. Tamam canım, tamam. Kıskanma. Nergis. 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 Hamtay'ı ara ve geri dönmesini söyle. Kocanın hatrını ara, geri gelsin. Yine uyuşturucu mu kullandın sen? Sus be, benim vicdan azabım bana yetiyor zaten. Suçlu hissediyorum. Geri dönsün ya da bu şehirdeki tüm evleri arayıp onu bulacağım. Ben onun ayaklarına kapanacağım, belki affeder. Sen ne yapıyorsun? Ona bir şey olursa ben nasıl hesap veririm ha? O gencecik bir kız, evsiz kalmamalı. Eğer geri gelirse işe gideceğim ve daha iyi bir insan olacağım. Nergis, görüyorsun bak bu meret masanın üstünde. Bir kilo içsem bile bir işe yaramıyor. Sadece paramı çöpe atıyor. Sen hastasın. Hastasın sen. Hata yaptım diyorum. İnanmıyor musun? Bir hata yaptım işte. Tövbe edeceğim. Ara onu. Tamam, sonra konuşuruz. Lütfen ara ya. Ara şunu. Yeter artık. Çocuğum için sakın yalvarma. Hamta şimdi iyi değil. Ve geri gelmeyecek. Ya ben de iyi değilim. Onun adresini ver. İyileştiğinde birkaç gün sonra onu geri alacağız. Birkaç gün daha bekle. Beni durduruyor musun? Adresini ver ya da ver. Büyük annesiyle kalıyor. Şimdi ne yapacaksın? Hiçbir şey beni sakinleştirmiyor. Sana söyledim. Sana adresi vermeyeceğim. Gitmek istediğin zaman birlikte gideceğiz. Anladın mı? Kadın, kaşınıyorsun. Bana şu adresi ver ya da ver, artık uzatma. Vermiyorum. Vermiyor musun? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba canım. Sizi gördüğüme çok sevindim. Merhaba. Tebrikler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Tekrar. Çok sizi teşekkür de tebrik ederim. Gerçekten hoş çok geldiniz. Kibarsınız. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Beyler, bütün işler bu gece iptal. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Muaf Bey, romantik bir şarkı lütfen.
Yedel mi geberam beram, yedelam mi genaram naram, çoğat ne dore delam delam, bizo çekonam. Pişe şey zibo zibo, hayli kucu kerdonam, dunya boya de soğam. در فازه های دلم را شکستی پیمان یاری به قلبم تو بستی با من بیبستی اکنون اگر از کدورم به هر جا بر یار دیگر نبندم دلم را سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا Sen çok güçlü bir kızsın Hamta ve bu günleri unutabilirsin. Her şeye baştan başlayacaksın ve tekrar aşık olacaksın. Sana güveniyorum. Bunu yapabilirsin. Bunları söylediğine inanamıyorum. Evlenmeyi bile düşündük. Her ne olursa olsun kıyamete kadar seninle olacağım diyen sen değildin sanki. Birlikte olma şansımız hiç mi yok? Şimdi karşıma geçmiş neler söylüyorsun? Ben bir hata yaptım. Ne kadar zalimsin. Beni lanetlemek mi istiyorsun? Yap o zaman. Senin kalbin başka bir yerde. Öyle mi düşünüyorsun? Alo. Merhaba, nasılsın? Sesini çok özledim. Deme öyle. İyi misin? İyi olmaya çalışıyorum. Çok şükür iyi olacağım. O şerefsiz seni rahatsız etmiyor değil mi? Hayır. Hayır ama bir şey çok tuhaf. Senin için çok endişeleniyor. Sürekli eve dönmen için yalvarıyor. Ve büyükannenin evine gitmemiz için ısrar edip duruyor. Ben hayır dedim. Bu sefer de bana adres ver diyor. Bir iki gün sonra seni gelip alsın. Bir iki gün sonra gelip seni alsın. İzin ver. Gelip seni eve getirsin. Adresi verdin mi? Adresi mi? Verdin mi? Evet verdim. Benden zorla aldı. Seni dövdü mü? Adresi zorla mı aldı? Hayır, onunla uğraşacak halim yoktu. Ağzını kapatması için adresi verdim. Zaten uyuşturucu kullanmış. Uyuyup uyanınca adresinin ne olduğunu bile hatırlamaz. Anne! Biliyorum, yanlış bir şey yaptım. Ama seni uyarmak istedim. Sakın ona kapıyı açma. Sakın. Kapıları kilitle ve sakın kapıyı açma. Benim başıma gelenlere bak. Bir de sen beni nelerle uğraştırıyorsun. Kusura bakma. Küstün mü? Hayır. Kahve aramadı mı? Belki dedim. Gittiği yoldan geri dönmeyecek. Onu birkaç kez gördüğümde onun böyle bir çocuk olduğunu düşünmemiştim. Bir daha aşık olmamaya andı içtim anne. Belki geri gelir. Onun içinde kalbinde bir yer bırak annem benim. Geri dönmeyecek. Bunun hakkında konuşma. Bak bu günler de geçecek. Babasız günlerin gibi geçecek söz. Nergis. Geliyorum. Hadi gel. Kendine iyi bak. 2 dakikalığına gel. Seni öpüyorum. Hoşça kal. Hoşçakal. Nerede kaldın ya? Gel iki bir çay içelim birlikte. Rahatlarsın. Bana kırgın mısın? Özür diledik ya. Üzgünüz işte. Hadi gel. Neden ayaktasın? Ya gel otur. Bir daha öyle yapmayacağım. Hadi gel. Gel hadi.
Güzelliğini benim gibi cerrahlara borçlu birçok yüz gördüm ben. Ama yüzün gördüğüm en güzel yüzlerden biri. Çok asaletli. Bu asalete dikkat et. Çok asil olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de sağ ol. Benim adım Efsun. Çok memnun oldum. Kati ile 20 yıldır arkadaşız. Gerçi 14 yaşından beri bana küs. İlginç bir arkadaşlık. Hoş geldiniz. Başka bir şey daha var. Üzgünsün. Ne demek istediğini anlamadım. Korku yüzündendir. Korku kişinin en net kelimeleri anlamasına izin vermez. Şimdi bununla neyi kastediyorsun sen? Sen ne düşünüyorsun? Sanırım soruya soruyla cevap verilmemeli, öyle değil mi? Demek ki ikimiz de korkmuşuz. Hem üzgünsün hem de kızmışsın. Bu üçü herhangi bir sağlıklı insanı öldürebilir. İlginç bir kombinasyon. Ancak sağlığım hakkında en ufak bir şüphem yok. Peki bu acelen ne? Belki Ketin'in bizi baş başa görmesinden korkuyorsun. Korkmak mı? Bana kalırsa zaten seni o gönderdi. Bu partide... Birisine ismimi söylersen sana Keti'nin adamı olmadığımı söylerler. Aslında Keti uzun zamandır benim gibi olmayı hayal ediyor. Öyleyse korkması gereken kişi sensin. Çünkü muhtemelen bu gece 20 yaşındaki arkadaşının kocasına söylediklerini ona söyleyeceğim. Bunu yapamazsın. Emin misin peki? Tebrikler Bay Sufyan. Bu arada soyadlarınız da aynı. Keti'nin böyle bir şeyi neden yaptığını pek anlamıyorum doğrusu. Tuhaf değil mi? Sakin ol annem. Sakin ol lütfen. Alo. Merhaba Bahar. Kahve, sen nerelerdesin? Ne oldu? Bizi bana hapishaneden aradılar. Babam, babam yine hastalanmış. Nerede şimdi? Hangi hastanede? Tamam, geliyorum. Affedersiniz. Sonra. Bir gelir misin? Aa, tabii. Aa, kusura bakmayın lütfen. İzninizle. Buyurun, buyurun.
Kaveh dur. Nereye böyle? Benim gitmem gerek. Ne? Az önce aradılar. Babam çok kötü durumdaymış. Benim hastaneye gitmem gerekiyor. Selma. Saçmalama. Bak, sana gitmem gerekiyor diyorum. Beni anlamıyor musun? Peki ben millete ne cevap vereceğim? Damat gitti mi diyeyim? Bilmiyorum ama ne dediğin umurumda bile değil. Arkadaşına gitti de, bir sorunum olduğunu söyle onlara. Damadın düğünün ortasında gelini yalnız bırakıp gitmesi kadar ne olmuş olabilir ki acaba? O benim babam. Senin de kuzenin. Akrabalar benim için öldü. Babanın benimle hiçbir ilgisi yok. Bak, eğer bu gece babama herhangi bir şey olursa... Bir saniye, bir saniye. Benim sözümü tehdit etmesi kesme. Gereken benim Kaveh, sen değilsin. İyi dinle. Selman bu gece ölür ya da yaşar, fark etmez. Onun hayatındaki varlığın artık etkisiz. Anlıyor musun beni? Bu gece bu töreni bırakıp gidemezsin sen. Bu geceyi bırakıp gitmemen için sana 7 milyon liralık çek verdim. Bu yüzden şimdi otur yerine ve şu yüzünde gülümsemeyi de eksik etme, anladın mı? Bu eğer da... sen şimdi gidersen ben de bu gelinlikle Selman'ın yanına gelirim. Yaparım bilirsin ve sonra olanlardan da sorumlu olmam. Bu yüzden giy şu ceketi de gel. Hem de hemen. Buyurun, tereyağında kızartılmış bir aşkta koz. Tekrar söyler misin? Efendim? O cümleyi tekrar söyler misin diyorum. Hangisini efendim? Kızarmış bir aşkta kozu mu diyorsunuz? Aşkta koz, ıstakoz değil yani. Evet anladım. Eşinizle çok romantik bir akşam yemeği yediğiniz için ben de ıstakoz yerine aşkta koz dedim. Yani ıstakoz, aşkta koz. Kelime oyunu ya. O benim kocam değil ki. Ha? Karısı değilmiş. İnşallah kocanız olur ve düzenli müşterilerimizden biri olursunuz. Ne zamandır burada çalışıyorsun? Bir hafta filan oldu. Biz 4 yıldır buraya geliyoruz. İnşallah burada daimi bir garson olursun diyorum. Bırak gitsin ya. Başka bir arzunuz var mı? Al bakalım. Çünkü çok sempatiksin. Bravo. Teşekkürler. Burada espriler bedava. Bahram, makarnayı 4. masaya götür. Tamam. Ne? Cep telefonu mu o? Cep telefonlarının işte yasak olduğunu size kaç kere söyledim. Hangi öküz telefonunu işe getirdi? He? Senin mi? He? Bu pek iyi bir kelime değil tabii ama... Benim telefonummuş. Üzgünüm, kapatmayı unutmuşum. Oğlum sen adam olmayacak mısın? Yine spor ayakkabı giymişsin. Ne bunlar? Efendim, bu arkadaşım. Cevap vereyim, sonra sizinle konuşayım. Kaveciğim, 5 dakika sonra seni arasam olur mu? Kapatma bir dakika, seninle bir işim var. Kardeşim. Seni dinliyorum. Bak, başım sıkıştı. Babam hastaneye kaldırıldı. Annem de yalnız. Oraya gidebilir misin lütfen? Şunu hastanenin adresini söyle. Bildim kolum. Tamam evet. Neredesin sen? O sesler de ne öyle? Televizyon açık da. Bahram sakın kötü bir şey yapma. Hayır canım, ne olabilir kötü bir şey? Sen merak etme, endişelenme. Kolum kırıldı. Hadi kapatıyorum ben.
Git ve bana hemen haber ver. Aa, kolum. Bay bay, güle güle. Aa, kolumu kırdın. İnsanların sohbetinin ortasına dalmaman gerektiğini annem baban sana öğretmedi mi? Bir restoran açmışsın ama adam olmamışsın. Bu tabağı alıp bir de köpek sesi çıkartayım mı senin için? Bana bak. Şimdi belki polisi arayacaksın, tamam mı? Sanmıyorum ama hayatının son araması olabilir. Ya da adamlarını çağırtıp beni de öldüreceksin. Onda da çocuklara yazık olur, ben sana söyleyeyim. Ya da beni kovacaksın. Hiç zahmet etme. Ben kendim istifa ediyorum. Bundan sonra da bu çocuklarla düzgün konuşacaksın. Seninle işin bitti. Beyler, bir daha düzgün konuşmadığında hemen beni arıyorsunuz. Bu arada öküz sensin. Adel, Muhammed, Macit, kendinize iyi bakın. Kardeşim, bu böyle yenmez. Bak şimdi, heh, böyle yenir. Heh. Aç ağzını, aç 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 aç. Buna da aşk takoz denir. Biraz da limon ekleyeyim. Oh, nefis. Tamam. Ablam, bundan koca moca olmaz. Hadi eyvallah. Gösteri artık bitti mi? Ne kadar da iyi oynadın sen öyle. Peki şimdi ne yapmalıyım? Eşyaların diğer odada. Thank you.
Doktor bey, tüm tahliller yapıldı. Sinir krizi geçirdiğini mi söylediniz acaba? Yok, hapse girmeden önce hayır. Tıbbi kayıtlarını getirdiniz mi peki? Bir dahakine söz getireceğiz. O zaman şöyle sorayım. Kaç gündür bu halde? 2 veya 3 gece önce bir atak geçirdi. Hapishane revirine götürüldü. Ama bu geceki atak çok şiddetli olmalı ki hastaneye sevk etmişler. Testlerin sonuçlarını beklemeliyiz ama sinir krizi kesin gibi görünüyor. Çok fazla baskı altında mı kaldı? Bir süredir efendim. Mali iflas nedeniyle hapse atıldı. Böyle bir durumla ne düşünüyorsunuz doktor? Tehlike şimdilik yok gibi, ancak eşinizin fiziksel durumunun istikrarı tamamen onun düşünceleri ve ruh haliyle ilgili. Hapishane eşiniz için iyi bir yer değil. Kesinlikle bir danışmana ve bir psikiyatriste ihtiyacı var. Konuşarak ve terapiye danışarak eşiniz üzerindeki baskıyı azaltabilirsiniz. Gelecekteki atakları önlemenin tek yolu da budur zaten. Onu tekrar ziyaret edeceğim. Dayan Selman'ım, dayan. Tamam. Her zamanki gibi sabırlı ol. Affedersiniz doktor bey. Babamın sorununun ne olduğunu bana net olarak anlatabilir misiniz? Daha ne kadar açık olayım? Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Bakın, inme riski çok yüksek. Bir an önce hapishaneden çıkması gerekiyor. Tam olarak yapamıyoruz. Olmuyor yani, 6-7 milyon borcu var. Gerçekten çok üzgünüm ama tıp bilimi bu durumda daha fazla yardımcı olamaz ne yazık ki. Allah'a dua etmekten başka şansınız yok. Kolay gelsin. Merhaba. Selman abiyi buraya mı getirdiler? Selman abi kim? Ya bilmiyor musun? Selman Sufyan. Bir dakika. Evet, 3. bölüm 4. kata gidiyorsunuz. Peki şu an hangi güzelle konuştum acaba? Lütfen beyefendi. Tamam be. İşiniz de zormuş ha vallahi. Kolay gelsin. Merhaba Bahar Hanım. İyi misiniz? Selman Bey nasıl? Merhaba. Ne yapıyorsun sen burada? Ben mi? Kavek gelemedi de beni gönderdi. Nasıl yani? Nerede? Bundan daha önemli olan ne var ki seni gönderdi? Artık bilmiyorum ne varsa. Yapacak bir şey varsa, para falan gerekiyorsa buradayım. Teşekkür ederim. Bahar Hanım, ben buradayım. Bir şey olursa bana seslenmeniz yeterli, tamam mı? Herkes burada çok sinirli ya. Gerici bir ortam. Ne bugün? Kızım burada üşüteceksin. Soğuk değil. Sen de gel otur. Anneanne. Efendim kuzum. Hiç aşık oldun mu? Ne? Yok yok canım. Yok yok. Yok. Aşık olmanın nesi var ki? Bizim zamanımızda öyle şeyler yoktu yavrum. Biz hep doğayı sevdik, toprağı sevdik, kuşu sevdik. Hayır. Gerçek aşkı soruyorum. İnsanlar birbirine sadık, birbirlerine güveniyor. Evlenmenin sorumluluğunu taşıyorlar. Büyük babanla biz aşkı yaşadık tabii. Ama biz ona aşk demedik.
Bilmiyorum. Bunun hakkında konuşmadık ama söylediklerinin hepsi bizde vardı. Sana çiçek alıyor muydu? Çiçek mi? Yok canım. Dut ağacı sevdiğim için bahçeye dut ağacı dikmişti benim için. Peki evlilik yıl dönümünüzü onu hatırlıyor muydu? Yavrum ben kendim bile bunu hatırlamıyorum ki. Sizin evliliğinizin sırrı ne o zaman? Üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen hala onun fotoğrafını temizleyip onu öpüyorsun sen. Seni yaramaz çocuk. Büyükannenle dedenin fotoğrafına mı bakıyorsun? Gizli gizli beni mi izledin sen ha? Hayır anneanne, benim için önemli bunlar. Bizim zamanımızda kimse kalp kırmayı bilmezdi. Seni terk ettiğinde bile mi? Hikayede asıl konu o zamandadır. Kocan gittiğinde de sen onu hala seviyorsun. Pişman değil misin? Bunca yıl yalnızlık, zorluk. Yalnızlık ve zorlukla ilgili ne biliyorsun ki? Biraz matematiğimi güçlendirmem lazım. Tabii sudoku oynayayım. Ha, evet. Böyle. Buraya. Ha? Ha. Hapisten çıktığımdan beri hiçbir şey yapmadım ben. Bir şey yaptın mı? Yaptın mı? Bir şey yapmadım. Doğru. Ha. Bakın beyefendi, sizinle benim hiçbir işim yok, tamam mı? Hasta bir mahkumu getirdim ve şimdi o arkandaki posteri inceliyorum. Oğlum söylesene şunu baştan, ödümü kopardın ya. Görev yerin hangi hapishane? Boş ver kardeşim sen. Yapma ya. Bana kardeşim kardeşim deme. Herkes kardeş olmaz. Tüm kardeşlerimin ve yoldaşlarımın bulunduğu merkez hapishanedeysen eğer sana yardımcı olayım demiştim. Hapishane müdürü de arkadaşımdır. İzinlerde kolaylık sağlar, kolay hizmetlere verirdik. Allah şifa versin kardeşim. Bak hele, yoksa bizim Selman abiyi mi getirdin? Evet. O zamandan beri odada mıydın peki? Şimdi değilim ama öyleydim. Ne olmuş yani? Nasıl dedin? İnsanların kız kardeşlerine ve annelerine eziyet edildiğini düşünmüyor musun? Bak seni ilgilendirmez. Ben onların can dostuyum canım benim. Bay Salman'la ikiniz geldiniz. 3 kişi mi dönelim buradan? Sen bana biraz kaşınıyorsun gibi geliyor. Nasıl senin elin bile yetmez beni kaşımaya. Nereye kaşıyacaksın beni? Ben eğileyim sen öyle ateş et. Yorma kendini oğlum sen, yorma. Anlamıyor musun? Bırak burası beni, bırak, hastane. Bırak, sus ve bırak, sessiz bırak, ol tamam mı? Sessiz ol. Seninle konuşacağız yine. Senin neyin var? Neden böyle yapıyorsun? Bir hata yaptım ve senden bir şey istedim. Evet, hepsi bu. Neredeler? Kimler nerede? Babamlar. Başka kim var ki? Ben de bunu diyorum işte. İçerideler diyorum ama bu adam hastanın tepesinde komutan gibi duruyor. Babanın kalkıp kaçacak hali yok herhalde değil mi? Gerçekten bunu burada da giymek zorunda mısın? Ne var ki? Sen kırmızıyı görmüştün. Bunlardan 3 tane var. Teşekkürler yerine buna mı takıldın? Nerelerdeydin? Meşguldüm işte, ne yapayım? Meşgul müydün? Senin yüzünden çalıştığım yerden istifa ettim. Sense bana ne diyorsun? Meşgulüm, kusura bakma. Yine mi kovuldun yani? Pardon ama senin yüzünden kovuldum ben. Özür dilerim. Bahram, gidip şununla bir meyve suyu bir şeyler alır mısın? At cebine o parayı. Ayıp hayır, edersin olmaz. Bak, ayıp edersin. Gidip alıyorum. Merhaba. Merhaba. Sonunda gelmişsin. Özür dilerim. Babam nasıl? Durumu öncekinden daha... Onu görebiliyor muyuz? Evet, şimdi uyuyor. Neredeydin bu zamana kadar? Nerede olacağım anne? İşteydim. Bizden önemli ne işin olabilir? Arkadaşın mı babana refakatçi olacak? Ama anneciğim olacak? Bu konuyu açıklamaya ne zamanın vardı ne de... Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba Bahram. Rahatsızlık verdiğimiz için özür dileriz. Geldiğin için sağ ol. Estağfurullah. Siz sağ olun. Ne oldu? Aldın mı? Evet aldım. Nerede peki? Nasıl? Ha ya. Daha da iyisiniz inşallah.
Evet, çok teşekkür ederim. Kahveciğim, biraz dinlenmek için dua tamam, salonuna git, gidiyorum. Git. Tamam. Sen ne diyorsun? Hiçbir şey söylemiyorum. Ceketimi almaya geldim. Ya sadece 5 lira çekmiştim de sabah kartımın limiti dolmuş, o yüzden alamadım. Ya para var mı sende acaba? Kart şifresi 2317. Bir 100 lira çekeyim, sonra veririm sana. Kahveciğim, dua evi 5. katta. Bir şey olursa bana haber edersin. Tamam anne. Babam her zamanki gibi annemin direksiyon başına oturması konusunda ısrarcı. Birbirlerini ne kadar sevdiklerini biliyor musun? Kaza işte, herkes yaşayabilir. O gün hakkında konuşmak istemiyorum. Duymak bile istemiyorum. En büyük oğlum öldü. Annenin bencilliği yüzünden. Annenin bencilliği. Özür dilerim. Bana söylediklerin hakkında amcalarına hiçbir şey söyleme. Anneni bir şekilde affederim. Ama amcaların intikam peşinde. Tamam. Akdasa Hanım'ı ziyarete gidiyorum. Hoşça kal. Neden cevap vermiyorsun? Şirkettendir. Telefonla cevap vermek istemiyorsan kapat o zaman. Babanın başında zar zar çalmasın. Tamam, kapattım. Ah canım. Canım.